Merhaba arkadaşlar, ben matematik öğretmeniniz Hasan Yen. Bu videomuzda sizlere ikinci denklemler konusundan konu pekiştirme sorularını çözmeye devam edeceğiz. Bu çözeceğimiz sorular 26. Föyün ödev testleri arkadaşlar. Evet, soruları çözmeye başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu föyümüz föy denklemin köklerle katsayılar arasındaki bağıntıları inceliyor. Yani kökler toplamı ile kökler çarpımını inceliyor. Evet arkadaşlar, kökler toplamı ile kökler çarpımını burada bol kullanacağız. Denklemin kökler toplamı 4 ve kökler çarpımı 3 olduğuna göre b artı c kaçtır diyor. Pardon. Arkadaşlar denklemin kökler toplamı dediği zaman ne yapıyorduk? Kökler toplamı x1 artı x2. X'i derecesi 1 olan terimin katsayısını arkadaşlar eksi ile çarpıp neye bölüyorduk? X karenin katsayısına bölüyorduk. Eksi b oldu. Kökler toplamı kaçtı? 4'tü. Eksi b eşittir 4 ise b'nin değeri eksi 4'tür arkadaşlar. Kökler çarpımı 3'müş. O zaman sabit sayıyı x'in neye bölüyoruz? X karenin öndeki sayıya bölüyoruz. Kökler çarpımı da c'nin x karenin öndeki sayıya bölümüdür. Kökler çarpımı 3'tür. C'yi de 3 bulduk arkadaşlar. B ile C'nin toplamı kaç gelir? Eksi 1 gelir. Şimdi ikinci sorumuzda denklemin kökleriyle bakın denklemin kökler toplamını kökler çarpımına eşit vermiş. Kökler toplamı neydi? X'in öndeki ifadenin eksi ile çarpımının x karenin öndeki sayıya bölümüydü. Bunu eksi ile çarptığımız zaman 4 eksi m oldu. Bakın şu parantezin öndeki eksiği de alıyoruz. Bu ifadeyi bütünüyle aldık. X ile çarptığımız zaman 4 eksi m olur. X karenindeki sayı da 1'dir. Buna eşitliyoruz. Kökler çarpımı c bölü a. Bakın sabitimiz m. X karenindeki sayı da m 1'dir. Buradan 4 eksi m eşittir m. 2 m eşittir 4 geldi. M'nin değerini 2 olarak buluruz. Cevap edin arkadaşlar. Bu sorumuzda denklemin kökleri x1 ve x2 olmak üzere bunları teker teker çarpacağız arkadaşlar. Bakın x1 ile x2'yi çarptık. Sonra x1 ile 1'i çarptık. Sonra 1 ile x2'yi çarptık. Sonra da 1 ile 1'i çarptık. x1 ile x2'nin çarpımı nedir? Kökler çarpımıdır. C bölü A o 1'dir. x1 ile x2 neydi? Kökler toplamıydı. O da 4'tü. Eksi B bölü A olarak yazarsak bunu x ile çarpıp böldüğümüzde 4 olur. Artı 1. Cisternin cevap 6'dır burada da arkadaşlar. Evet, bu sorumuza bakalım. Bir kök, x2 ikinci kök, birinci kökün 3 katlıymış. Arkadaşlar kökler çarpımına bakabiliriz, kökler toplamına bakabiliriz. Çarpımından bir şey istemiyor. Şimdi buradan bakalım arkadaşlar, kökler toplamını yazalım. 1 artı 2 neydi? Kökler toplamı. Eksi b bölü a idi. 8, eksi ile eksi 8'i eksi ile çarptık. 8 bölü 1, 8 geldi. x2'nin yerine 3x1 yazdık. 1x1 de burada 4x1 eşittir 8 geldi. x1'in değeri 2 geldi. x2'nin değeri de 6 geldi. Buradan 1 ile birinci kök ve ikinci kökü bulduk. Kökler çarpımı neydi arkadaşlar? x1 çarpı x2 c bölü a idi. O da a'dır arkadaşlar. Bu sabit sayı x karenin katsayısına bölüyoruz. İstenilen değeri bulacağız. x1 x'in çarpımı kaçtır arkadaşlar buradan? Biz buradan x1'i kaç bulduk? Evet, bulmuştuk. Öbürünü de 6 bulduk. X1 riskinin çarpımı da 12 geldi. A'da 12 arkadaşlar. Doğru cevap Deniz. Evet. Diğer sorumuza bakalım. Kökler buymuş arkadaşlar. X1 x2'yi çarpalım burada. X1 çarpı x2 oldu. Artı 3x1 eşittir. Eksi 10. Kökler çarpımı sabitin x karenin katsayısına bölümünden elde ediliyordu. Burası 2 oldu. Artı 3 çarpı x1 eşittir eksi 10. 3x1 eşittir eksi 12. x1'in değeri de eksi 4 geldi arkadaşlar. x1 eksi 4'müş. Bu x1 denklemin kökü olduğu için denklemi sağlar. Denklemde x gördüğümüz üzere eksi 4 yazalım. Karesi 16 yaptı. Eksi 4 ile m'ye çarp 4m oldu. Artı 2 eşittir 0. 4m eşittir eksi 18.
M'nin değeri eksi 18 bölü 4. O da kaçtır? Eksi 9 bölü 2 olarak bulunur. Cevabımız bursa arkadaşlar. Z sayısının verilmiş burada kökleri. Z1'in eşleniğine, Z2'nin eşleniğinin toplamını istiyor arkadaşlar. Ne yapabiliriz burada? Kökleri bulalım arkadaşlar. Z'nin köklerini bulalım. Z1'in eşleniği, Z2'nin eşleniği. Yani burada aslında kökler toplamı neydi arkadaşlar? Şöyle Z1 artı Z2'nin neydi arkadaşlar? Şöyle eşlik özelliğinden şunun neyini bulabiliriz? Bunların eşleniğini aldığımız zaman arkadaşlar şu ifadenin eşleniğini alalım. Z1'in eşleniği Z2. O zaman Z1 artı Z2 olur arkadaşlar. Bunun eşleniğini alabiliriz. Böyle de yapabiliriz bunu. Eğer olmuyorsa da kökler toplamından gidersiniz arkadaşlar en sağlam bir şekilde. Yani kökler toplamından da bulabiliriz bunu. Neydi arkadaşlar? Z1, Z2 bulalım. Z kökleri bulalım. Delta eşittir B kare eksi 4 ac'den bulabiliriz arkadaşlar. Deltamız neydi? B kare eksi 4 ac. Konuyu tekrarlamış oluruz. B kare eksi 4 ac 16 eksi 4 çarpı A çarpı C. Kaç yaptı arkadaşlar? 16 eksi 52. 52 eksi 36 kaldı. Delta. O zaman Z1'i bulalım arkadaşlar. Z1 nedir? Eksi B. B'miz 4 artı eksi 36 bölü 2A 2. Buradan kaç geldi? 4 artı 6 i bölü 2. Bu da kaç geldi? 2 artı 3 i. Z2'miz ne gelir? Bunun eşleniği gelir arkadaşlar. O da kaçtır? 2 eksi 3 i'dir. Z1 budur arkadaşlar. Z2 budur. Z1'in eşleniğini yazarım arkadaşlar. Z1'in eşleniği kaçtır? 2 eksi 3 i. Z2'nin eşleniği kaçtır arkadaşlar? 2 artı 3 i. Bunların toplamından kaç gelir arkadaşlar? Bunları toplarsak i'li kısımları topladık. Gitti. 2 ile 2'yi topladık. 4 oldu arkadaşlar. Bu toplamda 4'tür arkadaşlar. Evet. Geçelim diğer sorumuza. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Burada arkadaşlar bilmemiz gereken özdeşik nedir? A kare artı b kare ifadesinin değeridir. Bu bir özdeşiktir. Bunu a artı b'nin karesi eksi 2ab şeklinde yazabiliriz. Özdeşiğimizi. x1'in karesi artı x2'nin karesinin özdeşiğini de x1 artı x2'nin karesi eksi 2 çarpı x1 çarpı x2 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. x1 artı x2 neydi? Kökler toplamıydı arkadaşlar. Eksi b bölü a'dan 4 geldi. 4'ün karesi 16 yaptı. 2 çarpı kökler çarpımında c bölü a'dır arkadaşlar. C eksi 2'dir. A'mız 1'dir. Eksi 2 gelir. Arkadaşlar burası kaç geldi? 20 geldi. İstenen cevap 5 arkadaşlar. Denklemin kökleri buymuş. Kökler toplamını istiyor. Arkadaşlar x1 ile x2'nin toplamı kaçmış? 1'miş. Pekala. Kökler toplamı 1 diyor. Burada, şimdi buradan bakalım arkadaşlar. X1 ile x2'nin. Şimdi biz burada x1'in küpü ile x2'nin küpünü istiyor bizden. Şimdi arkadaşlar buradan açalım bu ifadeyi. Şimdi x1 artı x2 kökler toplamıydı arkadaşlar. x1 ile x2'nin toplamı eksi b bölü a idi arkadaşlar. Buradan bulalım. A'yı bir bulalım bakalım buradan. Eksi b bölü a 6 bölü a arkadaşlar bu da. Burasını da eksi b bölü a diye yazdığımızda x1 artı x2 1'di. Dolayısıyla a'nın değeri buradan 6 gelir arkadaşlar. A 6'dır. A'yı 6 olarak bulalım. Şimdi buradan ne geldi? Kökler çarpımını bulalım. Kökler toplamı 1'miş. Eski 1'miş. Kökler çarpımı kaçtır arkadaşlar? C bölü A eksi 1 bölü 3 geldi arkadaşlar. Eksi 2'yi 6'ya böldük. Eksi 1 bölü 3 geldi. Şimdi arkadaşlar buradan x1'in küpü artı x2'nin küpünün özel formülü neydi?
x1 artı x2'nin küpü eksi 3 çarpı x1 çarpı x2 çarpı x1 artı x2 idi. Bunu özdeşitlerde görmüştük arkadaşlar. Çarpanla elme konusunda özdeşitler bölümünde görmüştük. x1 x2'nin toplamı kaç? 1. 1'in küpü 1 gelir arkadaşlar. Eksi 3 çarpı kökler çarpımı eksi 1 bölü 3 çarpı burası da 1 geldi. Şimdi bunları çarptığımız zaman burası 1 geldi. 1 çarpı 1. Şu ifade 1 artı 1 çarpı 1 gelir arkadaşlar. Şunu çarpı eksi ile eksi çarptık. Artı oldu. Üçler birbirine götürdü. 1 çarpı 1 kalır. Burada çarpma var çünkü. 1, 1 daha sonuç 2'dir arkadaşlar. Güzel ve kaliteli bir soru. Evet arkadaşlar, bu özdeşliği bildiğimiz zaman işimiz kolay. Denklemin simetrik iki gerçek kökü varsa arkadaşlar kökler toplamı bilgi olarak sıfırdır. Ve kökler çarpımı da sıfırdan küçüktür. Bunu bilmemiz gerekiyor, bu temel bilgiyi. Öyleyse kökler toplamı sıfır olacağına göre yazalım arkadaşlar. Bunu x ile çarpacağız. X'in katsayısını, x'lerin katsayısını böleceğiz. M kare eksi 4 eşittir 0 diyeceğiz. M'nin değerini 2 aldık. Ya da M'nin değeri eksi 2'dir arkadaşlar. Bir de kökler çarpımı sıfırdan küçük olacak. O zaman C bölü A. Yani kökler çarpımı 2M küçüktür sıfırdansa M sıfırdan küçük olmak zorunda. Bu durumda M kaçtı? Eksi 2 idi. İstenilen değer de eksi 2'dir arkadaşlar. M'nin değeri eksi 2'den eksi 2 olmak zorunda. Köklerden biri aşağıdakilerden hangisi diyor arkadaşlar. Biz M'nin değerini bulduk şu anda. M'nin değeri kaçmış? M'nin değeri eksi 2'ymiş arkadaşlar. Şimdi ilk gerçek kökün olması için M'yi eksi 2 bulduk. Kökleri bulalım arkadaşlar. X kare, eksi 2 verdim burası sıfırladı, eksi 4. X kare eksi 4 eşittir 0. X eksi 2 çarpı X artı 2 eşittir 0 diye yazıyoruz. X'in değeri 2'dir. X'in değeri eksi 2'dir arkadaşlar. Köklerden biri diyor. Arkadaşlar biri kim var sadece? Eksi 2 var bakın. 2 yok burada. O zaman köklerden biri eksi 2'dir. Yani bu M'nin eksi 2 olması yani bunu sağlar mı? Her zaman bunu garantisini veremeyiz. Denklemi yazın arkadaşlar. M'nin değerini yazın. Oradan da kökü bulun. En sağlam yoldur. Denkleminin sıfırdan farklı kökleri x1 ve x2. Buna göre x1 artı x2 toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Evet. Başlayalım arkadaşlar. Denklemin sıfırdan farklı kökleri x1 ve x2 ise kökler toplamını bulalım arkadaşlar burada. Kökler toplamı evet x1 artı x2 vermiş burada arkadaşlar. x1 artı x2 kökler toplamı x'i b bölü a x1 artı 3 oldu. Evet. Bunu yazdık arkadaşlar. Şimdi buradan da x1 ile x2'nin toplamı vermiş bu kadar. X1 ile X2'nin toplamı kaçtı diye soruyor. Evet, kökler çarpımına bakalım arkadaşlar. Denklemin kökler çarpımı kaçtır? Kökler çarpımı X1 çarpı X2 neye eşittir? C bölü A. Eksi 4 X kare 4 X2 sabit sayıyı katsayıya bölüyoruz. O da 1'dir. Bunları sağa değiştirirsek X1'i eksi 4 olarak buluyoruz. X1'i eksi 4 olarak bulduğumuz zaman getirip denklem yerine yazalım. Eksi 4 artı eksi 2 artı 4 artı 3 oldu. Burası kaçtır? 8 x2 de 11 oldu arkadaşlar. X1 eksi 4'tü. X2 de 11'di. Toplarsanız 7 geldi. Bunun değerini de 7 olarak bulmuş olduk. Denklemin kökleri x1 ve x2 de diyor. X2 eksi x1 4 ise a kaçtır? Arkadaşlar x1 ile x2'yi de aşağıya yazalım. X1 artı x2 kökler toplamı kaçtır? Eksi b bölü a'dır. 2'dir bu. X1'ler birbirine götürdü. 2 tane x2 eşittir. 6. x2'nin değeri 3'tür. x2 denklemin köküdür. Getirip bir yerine yazalım. A'yı bulalım. 3'ün karesi 9. Eksi 6 artı a eşittir 0. A'nın değeri de buradan eksi 3 gelir arkadaşlar. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar bunu x2 artı 1 ile çarpacağız. x2 artı 1 ile. Bunu da x1 artı 2 ile çarpacağız.
Çarparım yukarıyı. x1 artı 2 artı, pardon, şurası x2 artı 2. x1 artı 2 de yukarısı oldu. Bunların çarpalım. x1 çarpı x2 oldu. 2x1 oldu. Sonra 2x2 oldu. Artı 4 oldu. Arkadaşlar kökler toplamı, x1 ile x2'nin toplamı kaçtır? Eksi b bölü a 3 oldu. Kökler burada da 1, 2 var. 1, 2 de burada var. Kökler çarpımı c bölü a 2'dir. Kökler toplamı kaçtır? Eksi b bölü 3 bölü 2 geldi arkadaşlar. Pardon, kökler toplamı eksi b bölü a'ydı. 3 bölü 1'di. 3 gelecek. 2 katı var. 6 geldi arkadaşlar o da. Artı 4. 3, 5, 7. 7 bölü 12 oldu istenilen cevap arkadaşlar. Bu cevabı da 7 bölü 12 olarak bulunur. Evet. Burada da arkadaşlar çözelim. Devam edelim. Üçüncü alıştırmamıza. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Olduğuna göre m kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi denklemin kökler çarpımı x1 çarpı x2 kaçtır? C bölü a'dır arkadaşlar. Eksi 3'tür. x2 ile çarpalım eşitliğin her iki tarafını. x1 çarpı x2 artı 1 eşittir. Eksi 2 x2 oldu. x1 x2'nin çarpımı eksi 3. 1 ile topla eksi 2 eşittir. Eksi 2 çarpı x2. x2'nin değeri 1 olarak bulunuyoruz arkadaşlar. x2'nin değeri kaçmış? 1'miş. x2 1 ise x1 de eksi 3'tür arkadaşlar. x1'i de eksi 3 olarak bulduk. Denklem, yani bunlar arkadaşlar bu değerler kök denklemi sağlar. Kökler denklemi sağlar. X yerine 1 yazalım. 1 artı m eksi 3 eşittir 0. Buradan da m'nin değeri 2 gelir arkadaşlar. Evet. Buradan devam edelim arkadaşlar. Denklemin kökleri buymuş. X1 ile X2 birbirine eşit. O zaman ne gelir? Denklemin kökler çarpımı kaçtır diyoruz. Denklemin kökleri X1 ve X2. Arkadaşlar denklemin kökleri X1 ve X2 ise şimdi bu ifade bir sayıya eşitse bu ifadenin iki kökü olması için arkadaşlar ne yaparız? 4 eksi 2 a. Bunu açalım arkadaşlar. Kökler birbirine eşitse zaten delta eşittir 0 diye yazacağız bunu. X kare B kare X kare eksi pardon 2 AX artı A kare eşittir 4 eksi 2 A. X kare artı 2 AX artı A kare artı 2 A eksi 4 diye de bunu getirelim. Delta eşittir 0 geldi arkadaşlar. Delta eşittir 0. Buradan yapalım arkadaşlar. Denklemin kökler çarpımı istiyor. Delta eşittir 0'sa A'yı bir bulalım arkadaşlar burada. Evet, delta b kare eksi 4 a'cı b'nin karesi. 2 a'nın karesi 4 a kare. Eksi 4 çarpı. A kare artı 2 a eksi 4. A'mız 1'di zaten onu yazmadık. 4 a kare eksi 4 a kare. Eksi 8 a artı 16 eşittir 0. Bunlar birbirini götürdü. A'nın değeri buradan 2 geldi arkadaşlar. A2 ise arkadaşlar buradan bakalım. X artı 2'nin karesi diye bunu yazarız. O zaman denklemin kökler çarpımı kaçtır arkadaşlar? Kökün bir tanesi kaçtır? İki kökle birbirine eşittir. X1'de X2'de X2'dir. Kökler çarpımı da X1 çarpı X2 kaç geldi arkadaşlar? 4 geldi. Denklemin kökler çarpımı 4 geldi. Arkadaşlar bunun uzun yolu bu. Kökler birbirine eşitse arkadaşlar tam kare ifadedir. Bu ifadenin tam kare olması için buyurun 0'a eşitlerseniz a'yı 2 alırsınız. Burada a'yı 2 verdiğinizde burası 0 oldu. A'yı 2 koyduğunuzda kökler eşittir. Eksi 2 çıkar. Pratik yolu da budur arkadaşlar. 0'a eşitlersiniz burayı. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Köklerin neyim arkadaşlar? x1'in karekökünü almış. x2'nin karekökünü almış. x1 artı kök x2 dediği için karesini alalım arkadaşlar bunun. x1 artı 2 çarpı kök içinde x1 çarpı x2 artı x2 geldi. x1 x2'nin toplamı kökler toplamı eksi b bölü a 8. Kökler çarpımı c bölü a 4'tür. 4 dışarı 2 geldi. 4. 12 oldu arkadaşlar.
Burada 12 geldi. Bu ifade köklü bir ifade olduğu için, köklü bir ifade, kök derecede çift olduğu için bu ifade pozitif sayı olmak zorunda arkadaşlar. Pozitif bir reel sayı olacak. Dolayısıyla bu ifadenin kökünü tekrar aldığımızda kök x1 artı kök x2'nin karesi 12'ydi arkadaşlar. Bakın karesi 12. Bunun da kare kökünü alırsak tekrar kök x1 artı kök x2'nin değeri de ne gelecek arkadaşlar? 2 kök 3 gelecek. Bunun cevabı da 2 kök 3 olarak arkadaşlar. Evet, denklemin ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar x1 koyarım buraya. x1'in karesi eksi x1 eksi 21 eşittir 0. x1'in karesi eksi 21 eşittir x1 yapar arkadaşlar. Burası x1 yaptı. Aynı şekilde burada da yerine yazdığımız zaman burada x2 gelir arkadaşlar. Kökler çarpımı. O da x1 x2'nin kökler çarpımı verir. O da c bölü a. O da eksi 21 yapar. Pratikten bu şekilde çözersiniz. Z1'in karesi artı Z2'nin karesi ifadesinin değeri kaçtır diyor. Yine kareler toplumundan gider zaten. Z1'in karesi artı Z2'nin karesi de bir zaman. Z1'in karesi artı Z2'nin karesini de şöyle yazalım. Z1 artı Z2 diyelim. Z1 artı Z2'nin karesi eksi 2 çarpı Z1 çarpı Z2 olsun. Z1 artı Z2 kökler toplamı 4'tür. 4'ün karesi 16 geldi. Eksi 2 çarpı kökler çarpımı da C bölü A 6 geldi. Burası kaç geldi? 12, 16, 4 birim geldi. Burası da 4 geldi arkadaşlar. Bu ifade 4'tür. Evet, denklemin kökleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakalım şimdi bunu. Deltasına bakalım kökler için. Delta b kare eksi 4 ayca. B'nin karesi 25 eksi 4 çarpı 3 çarpı 1. Delta eşittir 13'tür arkadaşlar. Delta 13 ise birbirine eşit iki gerçek kökü vardı. Kökten ikisi de pozitiftir diyor. Kökten ikisi de negatiftir. Gerçek kökü yoktur diyor. Arkadaşlar kökler çarpımına bakalım. Şimdi kökler çarpımı delta sıfırdan büyükse delta 13 sıfırdan büyük. Kökler çarpımı bulalım arkadaşlar. Kökler çarpımı C bölü A kökler çarpımı 3'tür. Kökler toplamı nedir arkadaşlar? X1 x2 toplarsak ikisi de kökler toplamına bakalım arkadaşlar. 5 bölü 3 kökler ikisini iki kökü topladım pozitif iki kökü çarptım pozitifse o zaman bu ikisi de artıdır arkadaşlar. Çünkü toplamda artıysa dolayısıyla iki kök de pozitiftir arkadaşlar. Köklerin ikisi de pozitiftir arkadaşlar. Bu denklemin köklerin ikisi de pozitif oluyor. Çünkü kökler toplamı pozitif, kökler çarptım pozitifse o zaman iki sayı da nedir arkadaşlar burada? Bunlar ikisi de aynı şart. Bunların çarpımı pozitif bir sayı ise bunların ikisi de eksi olabilir. Ama iki sayı da eksi ise toplamları eksi olması lazım. Olmaz. O zaman burası yanlış olur. X1 eksi 2. X1 de artıdır. X2 de artıdır. Dolayısıyla kökler şu durumdadır. Yani X1 küçüktür. X2 yani kökler birbirinden farklı. Yani X1'den küçük olabilir. Yani x1 x2'nin sıralama süreninde kökler birbirinden küçük ve ikisi de sıfırdan büyük olacak. Köklerin ikisi de pozitiftir diye çözümü yaparız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu köyümüzün de ödev testlerini burada çözmüş oluyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.